beyaz gülüm, beyaz gülüm. Ayrılık yok etmez ölüm. Kirpiğine rüzgar değse, baktığın yere kan damlar gülüm. Kirpiğine rüzgar değse, baktığın yere kan damlar gülüm. Baksan hazırım, tutsan uçarım, öpsen yokluğumdan gayrı bana netsin ölüm. Yokluğumdan gayrı bana netsin ölüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Baksan hazırım, tutsan uçarım, öpsen ölürüm, ölürüm. Yokluğumdan gayrı bana netsin ölüm. Yokluğumdan gayrı bana netsin ölüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Burası neresi ya? Kalktın mı sen? Kalktım. Kendine geldin mi peki? Tam olarak sayılmaz. Başım falan ağrıyor. Neredeyim ben? Sen kimsin? Yaptıklarını olanları hatırlıyor musun sen? Kulübü birbirine kattın. Ben de o dağıttığın kulübün sahibiyim.
Ya çok affedersin. Gerçekten çok mu dağıttım? Kulübü dağıtman mesele değil de. Kendin neden bu kadar dağıtıyorsun? Ben çok içmiştim. Bir de şekeri yutunca... Şeker mi? Şey, kimyasal. Yani hap almıştım. En son kulübe girişimi hatırlıyorum. Ondan sonrası hayal meyal. Tamamen kopmuşum. Aklım başımda değildi. Mehmet, yalvarıyorum sana. Yalvarıyorum. Geçek vur, öldür beni. Ya da al götür beni buralardan. Ben sana bilerek ihanet etmedim. Mehmet, sanki başka bir dünyadaydın. Karşımdaki sanki o değildi. Sendin. Sen sandın Mehmet. Sen sandım. Uyandığımda aklım başımda değildi. Aklım başımda değildi Mehmet. Yalan, bunlar yalan. Söylediklerin yalan. Bu kez bana inan, dur gitmek çok kolay. Yalan, bunlar. Bu kim? Yalan. Söylediklerin yalan. Bu kez. Sen iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Sorumun cevabını vermedin ama hala. Kim bu resimdeki? Sen bırak bana soru sormaya da geç bakalım içeri. Dün gece nasıl olduğundan haberin yok tabii. Çok kötü bir hale sokmuştun gece kendini. Ne işin vardı senin hapla falan? Gencecik kızsın. Yazık etmiyor musun kendine? Bak, dün gece için çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ ol. Ama hiç nasihat çekecek havamda değilim inan. Nasihat vermiyorum, soru soruyorum. Ya yazık değil mi kendine böyle? Hayat mı bu? Annem baban... Ya bir bilseler bu halini kim bilir ne kadar üzülürler. Onlara bunu yapmaya hakkın var mı sence? Eyvah! Annen baban nasıl üzülüyorlardır kim bilir diye başlayan bir konuşmanın sonunu hiç hayırlı görmüyorum. Cansu kaçar. Ben gidiyorum. Bir dakika. Hemen gitmek yok öyle. İki medeni insan gibi konuşuyoruz. Anlaşılan sen tam ayılmamışsın. Bir kahve çay falan içer misin? İstemem, sağ ol. Emin misin? Garip olan ne biliyor musun? Öyle bir kulübün sahibi olup da bu atraksiyonlara bu kadar yabancı olman. Yani bilmiyorum da senin benim gibi tiplere alışkın olman lazım. Günde onlarcasıyla karşılaşıyorsun. Tövbe tövbe. Ya siz bu hap uyuşturucu zıkkımını nereden buluyorsunuz? Şaka yapıyorsun değil mi? Yani dalga geçiyorsun sen benimle. Şaka yapılacak bir mevzu mu bu? Doğru dürüst soru soruyorum. Öğrenmek istiyorum. İsteyen her yerden bulur. Ama eğer sen dalga geçmiyorsan, yani benimle kafa yapmıyorsan, sana şok bir cevap veririm. Sizin kulübün önünde. Hatta içeride de bulunabilirim. Nasıl haberin olmaz? Ben mesela eski çıktığım çocukla başlamıştım. Orada tanışmıştık. İlk ondan almıştım. Hatta ilk tanıştığımız gün. Kim? Nasıl? Yani nasıl sokuyorlar içeriye? Yok yok. Bu muhabbet sahiden de beni germeye başladı. Her şey için çok mersi. Gidiyorum ben. Bir dakika, hiçbir yere gitmiyorsun.
Ya bırakır mısın kolumu? Bak bu önemli bir mevzu. Tamam da ne istiyorsun benden? Kimsenin eski sevgilin. Hala mekana takılıyor mu? Bak benim artık onunla işim kalmadı, tamam mı? Çoktan bitti. Torbacı ile evlenecek halim yok yani. Bitti. Tamam, sen bana adını ver. Kim olduğunu söyle. Tabii. Hemen vereyim ismini. Bir kağıt kalem al istersen. En küçük bir korkun olmasın. Seni mevzuya asla karıştırmayacağım. Söz veriyorum sana. Mekana hala takılıyor mu onu söyle. Evet. Adı? Ya bu ne ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Yargıç mısın? Sakin ol, bağırma. Tek başına çıkmayacaksın buradan. Beraber çıkacağız. Yok ya. Niyeymiş o? Birlikte hastaneye gideceğiz, sen tedaviye başlayacaksın. Ailene de ben bizzat haber vereceğim. Ya ne olur izin ver gideyim. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Nereden musallat oldun sen benim başıma ya? Sen benim başıma musallat oldun. Dün gece olanları hatırlamıyorsun tabii. Bak, şu an sinir krizi geçirmek üzereyim. Sen öyle ailen, mailen, tedavi falan diye geriyorsun beni. Harbiden geriyorsun. Kazık kadar kızım ben ya. Nesin sen? Sivil polis falan mısın? Değilim. Değilim, sakin ol. Sadece o çocuğun, yani torbacının adını öğrenmek istiyorum. Bana onu söyle. Bedri. Adı Bedri. Uzun saçlı, dövmeli bir tip. Tamam mı? Tamam. Yalnız sana güvenmek istiyorum. Sana kalmış. Babaların günahlarını oğulları çekermiş. Demek günahlarını taşıma sırası bende baba, ha? Nasıl yaptın bunları baba? Nasıl yedirdin vicdanına bu pis işleri? Hiç mi korkmadın bir gün bütün bunları öğreneceğimizden? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Günaydın Nermin Hanım. Günaydın. Ha İpekciğim, Ender Bey'i gördün mü? Biraz evvel babasının odasına çıkarken gördüm. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Öyle büyük, öyle ulaşılmaz bir yerdeydin ki benim için. Senin gibi çalışkan ve dürüst olamamaktan korktum hep. Çalışkan ve dürüst. Çalışkan, dürüst ve lanetli. Babanın sakladığı sır bir gün oğlunda açığa çıkarmış. Uyan, uyan baba, uyan. Beni günahlarından kurtar. Günaydın Ender. Günaydın Nermin. Hala bir gelişme yok. Dün gece gelmeyince merak ettim. Toplantım geç bitti. Seni uyandırmak istemedim. Ender. Yeri değil biliyorum ama bunu sana sormak zorundayım. Neyi? Dur ben söyleyeyim. Hani seninle tek kelime konuşmayan, kendine yakıştıramayan, senden bir hastaymışsın gibi kaçan enişten, niyeyse seni birden görmek istedi.
Ender. Yerel babaların evden atılmasıyla ve CD olayıyla babanın bir ilgisi var mı? Şu yatakta yatan zavallı adam için sana ne dediler merak ediyorum Nermin. Ne dediler diyorum. Çünkü Şükrü o adi herifin ağzından konuşur. Bunu sen de çok iyi biliyorsun Nermin. Ender, eniştem... Benimle baş edemediler. Ölümle pençeleşen babama mı sıra geldi? Gel. Efendim İpek. Bir dakikanızı rica edebilir miyim efendim? Tamam, sen in, ben geliyorum. Ne olur bu saçmalıklarla kafanı karıştırmalarına izin verme. Ne olur. Aşağıdayım. Birazdan gel. Sana bir sürprizim var. Gerçi sen uyandığında sürpriz olacaktı ama... Olsun. Aşağıda bekliyorum. Tamam mı canım? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ender Bey. Aa, süper, çok güzel. Şuraya bir imza atar mısınız? Günaydın yavrum. Günaydın anne. Gel iki lokma bir şey ye. Ben yemeyeceğim anne, afiyet olsun. Yavrum, daha ne kadar böyle yapacaksın? Hasta mı edeceksin kendini? Anne, sabah sabah başlama lütfen. Hepinize günaydın. Günaydın. Şöyle salona bırakın. Bu sana. Sağ ol. Bu Filiz'e. Bu da aşkıma. Ender oğlum, bu ne böyle sabah sabah? Anne, Nermin'le tanışmamızın üzerinden tam bir yıl geçti. 365 gün. Acı tatlı, her gün için bir gül. Anne, nereye? Siz kutlamanıza devam edin. Ne de olsa ailemizi mutluluğa boğan bir gün. Ben babanızın yanına gidiyorum. Kusura bakma Nermin. Biliyorsun biraz sinirleri bozuk. Yok, önemli değil. Alıştım zaten. Neyse. Akşam yemekten sonra çıkıp biraz dağıtırız. Hepimizin buna ihtiyacı var. Filiz, Aysu'yla karar verdiniz mi yer konusunda? Vallahi ne yalan söyleyeyim, fazla ilgilenemedim ama Aysu Safir ayarlamış. Güzel. Tamam o zaman. Akşam görüşürüz. Bay bay. Ya hop anne, ben yaparım. O zaman yatakta uyuzlanmasaydın da erken kalksaydın. Anne geç kalıyoruz şimdi, hadi gidelim. Bağırma lan annemi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacığım. Ne yaptınız siz? Çarpım tablosunu ezberlediniz mi? Ezberledik abi. 9 kere 9 81, 9 kere 2 18. Ben de ezberledim abi. 9 kere 3 27, 9 kere 4 36. Hah, aferin. Hadi fırlayın bakalım. Fırla fırla fırla. Anacığım gelirken yol üstünde ferah bir ev gördüm. Bir ara bakalım. Eğer beğenirseniz halledelim orayı istersen. Oğlum bak, şurası da kiralık. Birazdan anahtarı getirecekler. Oraya bakalım önce. Olmazsa senin dediğine de bakarız. Allah Allah, burayı da mı kiralık yapmışlar? Tamam anne, senin için hangisi sinerse onu hallederiz. Hem sen bunları dert etme oğlum. Çok şükür aç değiliz, açıkta değiliz. Burası da bizim evimiz sayılır. Hasan da bizim evladımız. Hasan abi yukarıda mı? Yok, kahvede.
Şimdi babanı kahvaltıya yollamış. Hadi gel sen de. Taze çay içersin. Yok anne, ben hiç girmeyeyim. Kahvede atıştırırım bir şeyler. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yok anne. Eski Şükrü değil bu. Çok değişti. Akşamı sabaha belli değil. Cebinden mendiller, faturalar çıkıyor. Sahi ne oldu o konu? Kimmiş sordun mu? Zeynep mi ne bir şey yazıyordu üzerinde hani? Bir şey soruluyor mu beyefendiye? Dur bakayım. Fatura şuradaydı. Hayırdır kızım? Ne yapıyorsun? Hastaneyi arıyorum. Kimmiş bu Zeynep, öğrenelim bakalım. Alo. İyi günler beyefendi. Zeynep Durusu'yla görüşecektim. Hayır, oda numarasını bilmiyorum. Anne lütfen. Hadi kızım. Hadi bir tanem. Bitiriver şunu. Alo buyurun. Bir saniye. Kızım seni arıyorlar. Kimmiş anne? Bir bayan. Efendim? Alo. Alo buyurun. Melek. Ne oldu? Genç bir kadın sesi. Kimdir, nedir? Şükrü'yle bir konuş Melek. Açık seçik sor. Ama öyle hesap sorar gibi yapmadan. Güzelce konuş, tamam mı? Bu işin gerçeği o hastaneye gidince belli olacak. Şükrü'ye bir şey sormayacağım. Buyur abi. Abi çayın. Sağ olasın koçum. Afiyet olsun abi. Hasan abi nerede? Amcasının oğlu mu ne, biri aradı, telaşla gitti abi. Ben ne zaman dönerim belli olmaz, vahdet dedi. Muzodur o. Hayırdır inşallah. Mehmet abi de gelmedi daha. Onun da başında ayrı bir bela vardı gece vahdet. Ne belası abi? Gelir birazdan, konuşuruz. Senin canın bir şeye mi sıkkın abi? Yo, iyiyim ben Mahdet, sağ olasın. Peki abi, ben şu bardağı çanağı bir halledeyim. Eyvallah. Biliyorum enişte, biliyorum, eksik olma. Ama benim kimseye suçlama gibi bir niyetim yok. Nermin, o herif o gece sana hap falan vermiş. Doğru mu? Bak bazı şeyleri böyle sonradan duymak dokunuyor insana, bilesin. Ben bunca zamandır kabahat sende deyip Mehmet canımızdır, dostumuzdur, ona karşı yanlış yaptın deyip sana karşı tavır aldım. Ama böyle olduğunu bilseydim gider gereken kişiden gereken hesabı sorardım. Doğru yaptın enişte. Sen doğru olanı yaptın. Doğru kişiye tavrını aldın. Bütün kabahat bende. Ne yani Nermin? Şimdi palavra mı diyorsun sen o hap mevzuları falan? Doğru. Doğru olmasına doğru da... Ben Mehmet'le aramı açıyor diye... Kavgalar etmemize sebep oluyor diye hesap sormaya gitmeseydim. O kadar içki içmeseydim. Yani kendimde olsaydım hap falan almazdım. Hap aldım doğru. Ama kendim istedim Ender'den. Elinde görünce ne o dedim.
Ben de istiyorum ondan dedim. Yani ben kendim istedim. Ne olduğunu bile bilmeden, etmeden. O da verdi, öyle mi? Anlattığım gibi enişte. Zorla bir şey değil. Yani bilerek, isteyerek mi yaptım diyorsun? Konuşsana Nermin. Anlatsana her şeyi açık açık. Tamam. Hata bende diyorsun. Diyorsun da. Ne işin olur senin hapla mapla bir kızım? Ne işin vardı barda kulüpte? Nasıl bir kadermiş seninki de? Safi kedermiş senin kaderin be kızım. Safi keder. Kus lan beton hayvanı kus. Kasma kendini. Söyle ne düşünüyorsun? Sonumu düşüneyim abi. Sonumu. Sonu belli lan. Ya Karacaahmet ya Zincirli Kuyu. Nesini düşünüyorsun? Ne bileyim abi. İçeri düştüm. Dakikada terziyle kafa kola girdiler. Beton da haklı bir yerde abi. Bir daha yanlış yapmayacaklarını nereden bileceğiz? Sen içeri düştün yok. Ben içeri düştüm yok. Artı terzi durumu. Abi ortada 3 yanlış var. Bir daha yapmayacakları nereden bileceğiz? Kesin lan. Yarım gram aklınızda akıl mı veriyorsunuz bana? Terzinin yanlışının cezasını kesmedik mi? Öyle de abi. Öylesi böylesi yok Sülo. Bundan sonra her yol Roma'ya çıkar. 3 yanlış mı var diyorsunuz? İyi güzel. Peki dördüncü olunca ne olacak? Ne olacak abi? 4 yanlış bir doğruyu götürecek. Tamamdır Ender Bey. Mesele çözüldü. Malları güvenli bir yere kaldırdım. Piyasaya sevkiyat için her şey hazır. O sevkiyat olmayacak Bekir. Anlamadım Ender Bey. Nasıl yani? Nasılı falan yok. Hapları yak. Denize dök. Ne bileyim bir şekilde yok et işte. İyi de Ender Bey. Büyük posta bu. Büyük para var işin içinde. Ben böyle şeylerden para kazanmak istemiyorum. Uyuşturucu parası yemek istemiyorum. Şirketimde çalışanların, çevremdeki insanların da uyuşturucu parası yemesini istemiyorum. Tamam mı? Eyvallah Ender Bey. Sizin prensibiniz. Bir lafım olamaz. Yalnız yakla dökle biter bir iş değil bu. Milyon dolarlar var işin içinde. 10 kişiyle algısı vergisi var bu işin. Siz isterseniz... Bir de İzzet Bey'le konuşun durumu. Selamünaleyküm. Oo hoş geldin abi. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Eyvallah Atat. Abi çay? Alırım valla. Ne yaptın usta? Sorma ya. Cansu dün geceki kız. Arabaya bindi ondan sonra sızdı kaldı. Evinin yolunu bulamadı. Ben de ne yapayım? Aldım eve götürdüm yatırdım. Sabah da gönderdim evine. İyi yapmışsın. Durumu hiç iyi değildi zaten. Bayağı içmişti yani. İçki mişki değil olay. Abi buyur çayını. Eyvallah Batet. Neymiş peki? Kız hap almış.
Hap mı almış? Kulübe gelen bazı tipler böyle işler yapıyormuş. Ne diyorsun sen usta? Ne yani, kulüpte mi satıyorlar öyle ulu orta? Konuştum kızla. Bedri diye bir herif varmış. Müşteri gibi takılıyormuş. İçeri girip ondan sonra kapıdaki, içerideki bütün çocuklarla konuşmamız lazım. Herkes gözünü dört açacak. O Bedri Puşlu'nu da bulacağız. En azından kendi kapımızı temizleyelim böyle pisliklerden. Doğru diyorsun. Ulan ne illettir bu be? Nasıl bir illet olduğunu ben gördüm dün gece. Ya kızın aklı başında değil de resmen. Uçmuş gitmiş. Ulan gencecik kızlar, çocuklar. Bir an Özlem'i düşündüm, aklım başımdan gidiyordu ya. Herkes kendi çocuğuna, kendi kardeşine, sağına soluna sahip çıkacak. Bu çok tehlikeli bir şey Şükrü. Biz de kendi mekanımızı temiz tutacağız. Bunu kim bizim mekana sokuyor, kim getiriyor, kim satıyorsa bunların affı yok. Birazdan mekana geçeceğim zaten. Soracağım o eleman kimmiş. Olur usta, tamam. Ben de bir hastaneye uğrayayım. Oradan gelirim kulübe. Selam söyle Zeynep'e. Olur, söylerim. Hasan abi nerede ya? Ya hani şu Muzo var ya, amcasının oğlu. O aramış herhalde. Bizimki de apar topar çıkmış gitmiş, bilmiyorum. Allah Allah. Dur bir telefon açalım. Abi. Hayırdır? Ha şimdi Şükrü söyledi. Önemli bir şey yok ya inşallah. Orduya mı gideceksin? Ha Muzo'nun babası mı hastalanmış? Çok geçmiş olsun abi. Hemen bugün mü? Tamam abi. Yok abi ne diyeyim? Yolun açık olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa ara bizi. Tamam. Tamam, tekrar geçmiş olsun. Hadi eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun abi. Abi hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Arkadaşlar bir toplanın bakalım. Numan. Buyur abi. Bedri diye bir tip geliyormuş bu mekana. Kimdir, nedir biliyor musun? Bilmiyorum ama bilip bilmemem fark etmez. Öğreniriz abi. Dün geceki kız, bu Bedri denen şerefsiz içeriye müşteri gibi giriyormuş. Ondan sonra hap satıyormuş. Torbacı. Kim yaptırır bu işi? Kimin ilgisi vardır bu hap olayıyla? Böyle mevzularla ilgisi olanla işimiz olmaz abi. Ama buluruz. Arkadaşlar içinizde tanıyan var mı bu Bedri'yi? Ben tanımıyorum abi. Sen? Bedri. Tamam abi, hatırladım ben. 2 senedir buradayım. 2 senedir gelir o buraya. İyi tamam. Bakın işinize. Numan. Bu Bedri'yi bul, bu mekana getir. Fark etmez abi. Haber sağlam yerden abi. İşi çözen Bekir. Onu devreye sokmuş Ender Bey. Ne demişler Adnan? Çok güvenme varlığa, sonra düşersin darlığa. Arhamda dağ var diye övünme. Gün olur, o dağ un olur. Baba bile güvenme, bir gün ölür. Ha bunların hepsini atalar söylemiş ha. Şu işe bak la. Hiç akla gelir mi Adnan? Kosovalı deyi biri çıkacak, benim yatımı yakacak, kulübümü de elimden alacak. Vay babam vay. Şu kafe feleğin bize oynadığı oyuna bak hele Adnan. Abi bitti diyeni bitiririz. Sabır oğlum Adnan, sabır. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Keser döner, sap döner, gün olur hesap döner. Ben o kulübü almak için can yaktım. Ama
Kosovalının canını yakmak için hiçbir şey almam. Avela keyif için. İnan olsun ki zevk için ha. Mümkündür abi. He, mümkündür Adnan, mümkün. La şu işe bak la. Şu olana bak. Valla hiç aklım almıyor ha Adnan. La Ender Bey'e bak Ender Bey'e. Çakal gelsin, bağ sıksın. Sen sonra git. Hem de Kosovalı'yla işbirliği yapıp babanı döşeklere düşüren o şerefsizle işbirliği yap. Tüll o senin diniyetine be. Peki ne yapacağız abi? Ne yapacağımız belli Adnan. Kiminle hesabımız varsa hepsiyle tek tek hesabımızı kesecek. Önce o Bekir İti ile Ender Bey'in durumunu, böğününü, yarınını iyice anlayacak. Ona göre de ne var ne yok ortaya koyacak. Mümkündür abi. Ben Kervancıoğlu Holding'in bu tür işler yapmasını istemiyorum. Ama Ender Bey bakın şimdi. İzzet aması yok. Bu sizin söylediğiniz yasa dışı bir iş. Resmen uyuşturucu tacirliği bu. Ben böyle şeyler istemiyorum. Bakın Ender Bey, olaylar sizin bildiğiniz gibi değil. Nasılsa nasıl Çağdaş. Ben söyleyeceğimi söyledim. İstemiyorum dedim o kadar. Bakın efendim. Sefa Bey haklı olarak ailesini bu olaylardan hep uzak tuttu. Burada patron benim Çağdaş. Sizin söylediğiniz değil, benim söylediğim olacak. O hapları yok edin o kadar. Bizim malları yok etmemizle iş bitmez Ender Bey. Bu işte uluslararası ilişkiler ve bağlantılarımız var. Sizin o yok edin dediğiniz malların değeri ne kadar biliyor musunuz? 25 milyon dolar. Şu anki şartlarda bu parayı sağlamamız mümkün değil. Nasıl mümkün değil Çağdaş? Bankalara gidin, kredi çekin, borsadan bulun. Uyuşturucu parasıyla mı ayakta duruyor koca holding? Ender Bey, Sefa Bey'in sağlık sorunları tüm ortaklarımızı zaten tedirgin etmiş durumda. Bir de borçlanmaya gidersek o zaman her şey alt üst olur. Siz şimdi bana eğer bu uyuşturucu hap işini yapmazsak koskoca Kervancıoğlu Holding'in elinin kolunun bağlanacağını mı söylüyorsunuz? Ay. Öyle demiyoruz. Bizim çapımızda iş yapan kimse öyle bu işi kesiyorum attım diyemez Ender Bey. Of. Bundan sonra yapmak istememenizi saygıyla karşılıyorum. Bu fikrinizi de iş yaptığımız herkese bildirebiliriz. Ama bu defalık... Tamam Çağdaş, tamam. Of, lanet olsun. Seni dinliyorum Terzi. Şirketteyim. Gel görüşelim. Bekir'le çalıştığımızı duymuştur. Gelip bozuk atacak aklınca. Siz bana bırakın onu. Yeterince sorunum var. Terzi'nin cazını nazını çekemem. İsterseniz ben konuşayım Ender Bey. Ben hallederim Çağdaş. Babam bir işe yaramadığını söylese de 4 sene yöneticilik okudum ben. Zeynep. Yok bir şey Şükrü. İyisin değil mi? Bir ağrı girdi. İyiyim.
İyiyim. Gel şöyle oturalım. Ha? Gel yavaş. Yavaş gel. Neyi hatırladım biliyor musun Şükrü? Neyi? Çarşı izninde buluştuğumuz parkı. Hep aynı banka otururduk. O bank hala duruyor biliyor musun Şükrü? Bir varmış, bir yokmuş. Kemoterapiye başladıklarından beri tek yaptığım şey ne biliyor musun? Kısacık hayatımın muhasebesi. Zeynep, gözünü seveyim böyle konuşma olur mu? Şükrü, ben nasıl bir durumun içinde olduğumun bilincindeyim. Belki iyileşeceğim. Kim bilir? Allah büyük. Ama belki de iyileşeceksin Zeynep. Belkisi falan yok bunun. Tamam? Hoş geldin canım. Ne haber canım? İyi. Neler aldın böyle? Bayılacaksın. Gece için süper bir elbise aldım. Tatam. Nasıl? Çok güzel. Tam senin tarzın. Daha neler neler getirtmişler ya. Bir görsen. Böyle su yeşili, açık mavi bodiler. Tam sana göre. İstersen bir 10 dakika gidip bakalım ha. Ne dersin? Yok. Sonra bakarız Aysu. Ya bir kere de bir şey ilk seferinde olur de. Bakarızmış. Ne giyeceksin peki gece? Ne bileyim Aysu. Aslında pek de umurumda değil. Geceymiş, kutlamaymış. Ya zaten maksat muhabbet olsun. Biraz eğlenelim, dağıtalım. Değil mi? Bu arada bir gelişme var mı? Neyle ilgili bir gelişme? Ya canım hani o günden sonra. Bir daha aradı mı? Aramadı. Aramasın da zaten. Tamam tamam ya. Ben böyle dalıp gitmen için sormadım. Sadece merak ettim. Kendine gel. Hadi gel bir Nermin yanına gidelim. Bakalım o ne giyecekmiş gece içine. Hadi Filiz lütfen hadi. Selam. Gelsenize. Filiz gelsene. İnce yıllara tebrikler. Zorladı beni. Gel Nermin'in yanına gidelim akşam ne giyecekmiş bakalım diye. Daha düşünmedim ama giyerim herhalde bir şeyler. Vallahi ikinizde de bugün bir cansızlık bir durgunluk var. Hadi Filiz neyse de. Nermin sen azıcık heyecanlı olsan bari. Bugün senin için kutlama yapılıyor. Neyse bakabilirim değil mi giysilerine? Tabii. Bakabilirsin. Bence bu gece barın en güzel kadını sen olmalısın. Bu nasıl? İyi. Ha, ya bu? Yok, değil, değil mi? İşte bu süper.
Gel. Sen burada bekle Adnan. Hoş geldin Tersi. Hoş bulduk Ender Bey. Hoş bulduk. Buyur otur. Bir şey alır mısın? Yok Ender Bey. Biraz nefes alsam o bana yeter. Yanlış anlamayın Ender Bey. Akıllı adamı herkes sever. Ama kendinden akıllısını kimse sevmez. Maksadım size bir akıl filan vermek değil. Zaten bu haddimi de aşar. Bırak orasını ben ölçeyim tartayım. Sen söyle. Ender Bey, babanızla olan dostluğumu hem de bu dostluğun tarihini bilirsiniz. Anlattım ben size. Babasıyla dostsun. Oğluyla da dost kalmaya bak. Ender Bey, akıllı bir adama lazım olmayan tek şey düşmandır demişler. Hani yanıya benim demek istediğim şu Bekir iti. Ne o? Bekir'i kullanmam senin için bir sorun mu? Yani yukarıda Allah var şimdi. Allah şahit, siz Bekir soysuzunun size neler yaptığını benden daha iyi bilirsiniz. Hatta şu an babanızın döşeğe düşüp yatması... Terzi, Bekir'in ne yaptığını biliyorum. Bekir'le ne yaptığımı da biliyorum. Küçük bir iş için kullandım o kadar. Ender Bey, eğri oturak doğru konuşalım. Sizin başınız büyük. Ha böyle küçük işlerle ne işiniz olabilir ki? Küçük bir iş için seni rahatsız etmek istemedim Terzi. Anlayacağın sen hep varsın. Olacaksın. İyi iyi. Zaten ben olmazsam hiçbir şey olmaz. Abi, ters bir şey mi oldu? Adnan, an bu söyleyeceklerimi iyice kafana sok. Yükseklerde yalan dolan çok olur. He, dilin kemiği yok. Ama bu gözler var ya, bu gözler, onlar hiç yalan söylemez. Allah'tan onlar dilin şahidi olmazlar. Mümkündür abi. Abi. Bedri. Eyvallah Numan. Bakın, arkadaşı da anlatmaya çalıştım ben. Sadece sorulara cevap vereceksin, unutma. Az ve öz. Kardeşin var mı senin? Var, evet. İki tane. Kız mı, erkek mi? Biri kız, diğeri erkek. Onları da bu zıkkımla zehirliyor musun? Bakın bir yanlışınız. Kes lan. Onlara da bu zıkkımı veriyor musun? Hayır, vermiyorum. Ya zehirlediğiniz, hayatlarını kaydırdığınız çocuklar? Onların anası babası yok mu lan? Yazık değil mi onların canına? Yanlışınız var abi. Müşteriyim ben. Bana bak çakal. Git aynısını o ağababalarına da söyle. Seni ve senin gibileri bu mekanda veya civarda görürsem bacaklarınızı kırarım, anladın mı beni? Sen kimsin ya? Ne sanıyorsun sen kendini? Benim olduğum yerde, benim mekanımda hap map satamazsın lan. Anladın mı? Atın şunu. Kalk. Köpek. Hatırladım ben bu zibidiyi. Büyük ihtimal Cevher'in elemanı. Cevher? Çakalın teki. Bekir'le falan takılır.
Bekir de zamanında Sefa'nın bir numaralı adam olduğuna göre Allah bilir kurcalasak bu işin arkası Sefa'ya kadar dayanır. Sefa'nın sütten çıkmış ak kaşık olmadığı malum. Ama gene de uyuşturucu işine karışacak kadar gözünü karartacağını zannetmiyorum. Şuraya bak. Hepsi bu defterde. Yok yok. Eroincisi, kaçakçısı, hortumcusu, hayali ihracatçısı, rüşvetçisi, bürokratı. Yıllardır milletin kanını emen ne kadar sülük varsa bu defterde. Peki baba, nasıl oluyor da kimse çıkıp bu şerefsiz yaptıklarının hesabını sormuyor? Devletin, emniyetin hiç mi haberi olmamış? Olacak şey mi bu? Türkiye'deki kayıt dışı paranın her kuruşunun kaydı burada. Ya baba, bu adamlar salak mı? Yani kaçakçılığın, rüşvetin kaydını tutuyorlar. Salaklıklarından değil evlat. İşin gereği bu. Kayıt dışının kaydını kayıt dışı işleri yapanlar tutar. Topal İzzet kime ne ödemişse, kimden ne almışsa kuruşu kuruşuna yazmış. İşte isimleri. E tabii kod isimleri. Mesela Liceli. Kim baba bu herif? Aziz Türkmen. Büyük turizmci, otelci. Kemerin yarısı onun. Bu görünen yüzü herhalde. Gerçek işi ne baba bu? Ne olacak? O milyonlarca doları işsiz Alman turistlerine verdiği 3 kuruşluk odalardan kazanmıyor herhalde. Yani bu adamın ambarına paralar nereden geliyor? Akaryakıt kaçakçılığından. Türkiye'deki kaçak mazot ticaretinin yarısını Liceli yapar. Desene baba, bize basacak bir kervan daha çıktı. Olay çok daha büyük evlat. Çok daha büyük. Sadece basacak yeni kervan olsa iyi. Sefa'nın rakipleri eğer bu defteri bir öğrenecek olurlarsa kopacak gümbürtüyü tahayyül bile edemezsin. Büyük balık yakaladın evlat. Eğer öyleyse baba, ki öyle diyorsun, büyük balığın alıcısı da büyük olur. Neler geçiyor kafanda? Ben bu işten adım kadar eminim. Anlamadım abi. Sefa ediyorum. Uyuşturucu kaçakçısının en önde gideni. Sefa iptal. Hatta yarı ölü sayılır. Şimdi ne olacak abi? Helal de haram da mirastır kardeş. Ya oğlu aynı düzene devam edecek ki buna mecbur. Kara para desteği olmadan işleri çeviremez o. Ya da beceremeyip her şeyi batıracak. Mehmet, sen mi geldin oğlum? Mehmet. Melek, kızım. Melek, ne oldu yavrum? Melek, anlatmayacak mısın bir şey? Ne oldu? Yok bir şey anne. Var bir şey, var. Kızım, hadi merakla bırakma beni. Anlat, ne oldu? Anne, gerçekten yok bir şey. Başım ağrıyor. Uyumak istiyorum, çok yoruldum. Biraz yalnız kalayım, ne olur. Ama Melek... Azıcık kestireyim. Uyandığımda konuşuruz, ha? Tamam kızım. Bana odaya bir çay alsana. Peki abi. Hoş geldin Şükrü. Hoş bulduk. Hastaneden mi? Nasıl Zeynep? Yok bir terslik. Kemoterapi de iyi gidiyor çok şükür. Doktorlarla da konuştum ben. Yani her şey yolunda gibi şimdilik. Senin canını sıkan bir şey mi var? Yok, yok bir şey. İyi, öyle diyorsan öyle olsun. Sen ne yaptın? Numan şu Bedri'yi getirdi. Torbacı var ya. Ne dedin kitap size? Gerekli uyarıları yaptım. Usta, bunlara uyarı muyarı kar etmez ki. Bunları tavana asacaksın, sallandıracaksın öyle.
şükrü herifin kulağını çektik diyorum. Bu mekanda bir daha böyle bir şey olmayacak. Papa alan da satan da kral da olsa buraya giremeyecek. Ya sen bir şey yok diyorsun ama yüzün pek öyle söylemiyor ha. Ya yok bir mesele. İyi peki. Gel odaya geçin. Vav! Fıstığıma bakın benim ya. İşte bu. Sen ne giysen yakışıyor valla. Yok yok, sen bu işi biliyorsun. Giydiğini yakıştırıyorsun. Sevdiğin için öyle geliyor Aysu. Belkıs teyze, babam bu sezon katalog çekimleri için ajans model arıyor. Acaba diyorum söylesek de Filiz'i mi kullansa bu yıl? Yok canım, daha neler. Anne, sen de hemen ciddiye alıyorsun, şaka yapıyor Aysu. Aa, kim? Ben mi şaka yapıyorum? Aysu. Hazır mısınız fıstıklar? Hazırız. Vay vay vay. Şeydenin reisi geldi mi gidebilirsiniz. Anne lütfen. Ne olur şu güzel gecenin tadını kaçırma. Ya tabii canım. Gidin iyice eğlenin. Babanız yukarıda ölümle pençelesin. Siz gidin iyice dağıtın öyle gelin. Anne lütfen. İşte. Çetenin reisi geldi. Harika görünüyorsun hayatım. Bu gece benim için çok zor olacak. Dünya güzeli üç kadınla nasıl baş edeceğim bakalım. Evet, çılgın bir gece bizi bekliyor. Müzik, dans ve şarap. Bir de o DJ çocuk çalıyorsa bu gece süper olacak. Oldu o zaman. Hadi çıkalım. İyi geceler anne. Gel hayatım. Her gün personelle toplantı yapılacak. Tabii Mehmet Bey. Bir daha mekanda öyle bir olay yaşamak istemiyorum. Anladım Mehmet Bey. Bak Zeki, eğer bundan sonra içeride tek bir torbacı görürsem bütün mesuliyet sana ait. Emredersiniz efendim. İzninizle. Tabii Ender Bey. Ayırttım ben masanızı. Görüşürüz Ender Bey. Görüşürüz. Anlaşıldı mı söylediklerim? Siz hiç merak etmeyin efendim. Hoş geldiniz Ender Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ ol. Buyurun. Eğlenceler efendim. Afiyet teşekkür olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş merhaba. Geldiniz Ender Bey. Ne arzu ederdiniz? Hoş bulduk. Evet. Ne içiyoruz? Ben şarap alacağım. Beyaz olsun. Ben de şarap içeyim. Benimki kırmızı olsun. Hayatım sen niye içersin? Ben de şarap alayım. Siz efendim? Her zamankinden. Baş üstüne. Eski halinden daha güzel olmuş değil mi? Bayağı bir değiştirmişler dekorasyonu. Evet, bayağı değişmiş. Müzik.
Geliyor. Nermin. Hayatımı mahvettin, hayatımı. Şöyle geçip masada konuşalım mı? Bu gece sadece ben konuşacağım, tamam mı? Tamam, ne istiyorsan söyle. Ne içerdin? Ben bir şey içmeyeceğim. İki tane. Senin yüzünden hayatımı alt üst oldu. Bana bunun hesabını geçin. Ben sana ne kötülük yaptım ki? Ne kötülük yapmış? Ya sen yetmiyorsun, bir de senin sevgilinle mi uğraşacağım ben? Eda kıskandı seni. Eda kim ya? Nermin, bak ben ne yaptıysam seni sevdiğim için... Bir daha sakın bunu bana söyleme, tamam mı? Sevmedim. Anlıyor musun? Sakın bir daha beni sevme. Afiyet olsun efendim. Sağ ol. Nasıl ortağım var? Süper değil mi? İyi. Nasıl iyi ya? İstanbul'da ikincisi yok bu mekanın. Tek geçerim ben burayı. Hop hop hop. Yavaş ol biraz, gece uzun. Evet bir tanem. Sabaha kadar buradayız. Kafayı bulma hemen. Sonra küfeyle taşırız seni. Nedenmiş o? İçince kendimi kaybediyor gibi bir halim var ha? Yoksa ne yaptığımı bilmiyorum ha Ender, söylesene. Numan, kapıyla konuş. Otçu, tozcu, torbacı, böyle tipler kim varsa bu mekanda istemiyorum artık. Gözlerini dört açsınlar. Tamamdır abi. Onu hallederiz. Hallederiz de şu Bedri'ye attığın tokat. Bak Numan, bırak Bedri gibi ayakçı torbacıyı. Bunların ağababası gelse yapacağımız muamele gene aynıdır. Bu mekana adam gibi, efendi gibi gelene biz de adam gibi davranırız. Gerisine de hak ettiği gibi. Fark etmez abi. Sen az bile yapmışsın usta. O benim elime düşecekti ki. Yedi düvel gelse zor alırdı elimden şerefsizim. Bir hapçı ters yaptı, iki tokat attık diye başımız ağrıyacaksa varsın ağrısın. Eyvallah abi. Ben tedbir babından söylemiştim. Ne bileyim, itin kopun ne yapacağı belli olmaz. O anlamda başımız ağrımasın. Bak Numan, bu mekana gelen bizim misafirimizdir. Misafirimize bir zarar geleceğine varsın bizim başımız ağrısın. Hareket diyorum, coşku. Solukluya mı geldik buraya? Hem bugün sizin yıl dönümünüz değil mi? Evet, birinci senemiz. Sahi, zaman ne çabuk geçiyor. Bir yıl oldu ya. Hadi bakalım şerefe. Geçen şu son bir yılımızı. Anlatsanıza, birbirinizi ilk gördüğünüzde neler hissetmiştiniz? Genç çiftin aşk hikayesini dinleyelim. Nermin'i ilk gördüğüm andan itibaren o benim dünyam oldu. Ama bu mekanın ayrı bir özelliği var bizim için. Hikayemiz burada başlamıştı. Öyle değil mi hayatım? Öyle. Aa, gerçekten burada mı başlamıştı? Ben bilmiyordum. Yok, tanışıyorduk önceden. Hatta Nermin bana sinir oluyordu başlarda. Buraya da bana hesap sormaya gelmişti. Önce kavga ettik, sonra da saatlerce dans ettik. Sarmaş dolaş hem de. Vay, büyük aşklar kavgayla başlar hesabı yani. Ben de ondan bir tane istiyorum ya. Sen biraz fazla içtin. Çarpar seni. Ya hayatımı mahvettin zaten. Ne çarpması var? Ne çarpacak? İçme biraz. Bu senin kafanı düzeltir zaten. Şşş.
Sen konuşma. Sen kendi kafanı düşünürsün. Nermin? Hadi kalkın biraz hareket. Hadi. Hadi Nermin. Yok ben istemiyorum. Siz keyfinize bakın. Ya ama olmuyor ki böyle. Siz hiç eğlenmiyorsunuz. Ya Filiz bari sen gel. Hadi. Aman boş ver Ender, gel biz dans edin. Nermin. Biraz hızlı gitmiyor musun sence? Yok ben iyiyim. Melek. Kızım. Düşünmekten benim de başıma ağrılar girdi. Hadi güzel kızım. Anlat. Ne oldu? Haklıymışım anne. Şüphelenmekte haklıymışım. Adapazarına gitmeler. İş güç falan. Hepsi yalanmış. Biliyordum. Kızı gözlerimle gördüm. Kimmiş? Neyin nesiymiş? Konuştun mu? Sadece uzaktan gördüm. Ama öğreneceğim hepsini. Hepsini yarın öğreneceğim. Beni göz göre göre enayi yerine koydu. Biliyordum. Her şeyi tahmin etmiştim. Tamam kızım. Tamam. Affedersiniz. Buyurun. Siz o fotoğraftaki bayansınız. Anlamadım, ne fotoğrafı? Evdeki. Buranın sahibinin evindeki fotoğraf. Sizsiniz o. Başkasıyla karıştırıyorsunuz herhalde. Ben buranın sahibini bile tanımıyorum. Odasında kendisi. Bir sorun mu var? Yok, hayır sorun yok. Görüşebilir miyim kendisiyle? Buyurun. Abi affedersin, bir hanımefendi sizi görmek istiyor. Kimmiş? Cansu gel. Gel otur. Sağ ol Onat. Temizim.
Hatta bırakıyorum ben. Dün geceyi düşündüm de... söylediklerinde haklısın. Ne bileyim... seninle değil de... bir başkasıyla kesişmiş olsaydı yolum. Teşekkür etmek için gelmiştim buraya aslında. Teşekküre falan gerek yok. Bana en güzel teşekkürün ne olur biliyor musun? Sözünde dur, temiz kal. Şey... bu arada... resimdeki... seninki burada biliyorsun değil mi? Kim? Seninki işte. Resimdeki gözyaşları. Anla işte. Odana resmini astığın kız. Burada mı? Gel. Hadi gel. Tamam tamam. Gel. Bela mısın kızım sen? Beni mi takip ediyorsun? Hadi git eğlenmene bak. Tamam gidiyorum. Ama bir soru soracağım. Cansu, uzatma istersen. Hadi patron ya. Ne olur. Meraktan çatlıyorum. Yani İstanbul'un en gözde mekanlarından birinin sahibisin. Ama bir taraftan sıradan bir gecekonduda yaşıyorsun. Ne var bunda? Bir dakika, daha bitmedi. Evinin duvarında kurşunlanmış bir kadın fotoğrafı var. Ve ben aynı kadını bugün Ender Kervancıoğlu'nun yanında görüyorum. Kim bu kız? Adı ne? Neden ayrıldınız? Anlat şu hikayeni ne olur. Hayırdır abi? Bir şey yok Numan. Usta nerede? Bilmem. Buralarda bir yerde. Ben bir bakayım. Bu şerefsizin ne işi var burada Numa? Ne oldu abi şerefsiz kim? Kim olacak? Ender Kuştu tabii. Ulan bu şerefsiz bizim mekanı aldığımızı duydu da inadına mı geliyor lan buraya? Ustanın nereye gittiği şimdi anlaşıldı. Bunları gördü bastı gitti tabii. Ulan lan bunun var ya
Dur abi, ne yapıyorsun? Bırak beni Numan. Tutup kolundan atacağım kitapsızı dışarı. Bırak. Abi sakin ol. Gel şöyle içeride konuşalım. Ne konuşacağız Numan ya? Abi Allah aşkına sakin ol. Abi gel şöyle gel. Ya İçeride bırak. Konuşuruz. Gel abi gel. Abi gelsin bir de ona soralım. Bir değmez için patırtı çıkartmayalım kendi kafamıza göre. Numan. Ben bu şerefsiz için değil kulübü yakmak, dünyayı yakarım. Bu kitapsız buraya giremez. Anladın mı? Buraya girmek ne kelime? Bu herif ustanın gittiği yerden, bastığı yoldan geçemez be. Ben buna izin vermem Numan. Abi bak. Bence abi de onun burada olduğunu gördü. Atsaydı o atardı. Demek ki bir bildiği var. Bekleyelim görelim. Gelsin. Sonra ne emrederse onu yaparız. Tamam bakalım öyle olsun. Öyle olsun Numan. Bekleyen derviş muradına ermiş. Nasıl olsa bu puş bir gün benim elime düşecek ya. Hadi be patron ya. Anlat şunu. Neden? Niye ayrıldınız? Tamam ağır abisin. Sert abisin de korkma eksilmezsin. Boş ver be Cansu. Şimdi ne anlatsam, nasıl anlatsam eksik kalır. Anladım patron. Sana bir şiir okuyayım mı? İyi oku bakalım. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadını sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde ebruli, hanım eli açan biri. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin. Yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını. Bahçesinde ebruli, hanım eli açan evin. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata açıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda. Bahçesinde ebruli, hanım eli açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevdalara mezar bile olamaz. Bahçesinde ebruli, hanım eli açan bu ev. Doğru şiiri okudum. Ben daha fazla dayanamayacağım Numan. Atacağım bu şerefsizi buradan. Ustayı bekleyeceğiz dedik abi. Numan, benim sabır taşım çatladı. Anlasana oğlum. Dur abi dur. Tamam. Dur bir arayalım. Söyle Numan. Yo yakındayım. Hayırdır ne oldu? İyi tamam geliyorum. Hadi düş önüme. Ha usta gel gel. Ne oldu Şükrü? Ya şey. Evet. Ya şuraya bir baksana. Biliyorum biliyorum.
Biliyor musun? Ya biliyorsan ne duruyoruz o zaman? Bu herifin burada böyle oturmasına nasıl göz yumarsın usta sen? Ne yapayım Şükrü? He? Gidip şimdi arkadaşının kardeşinin karısının yanında ağzını burnunu mu kırayım he? Bunu mu yapmamı istiyorsun? Ne yapayım sen söyle hadi. Ya bence az bile gelir. Bunun yaptıklarını karşılamaz bile. Ne diyorsun birader ya, kapatalım şu mevzuyu. Sevmişler, istemişler, evlenmişler. Tamam artık yani. Bana ne yani? Usta, mevzu bildiğin gibi değil. Bir dinle. Neymiş bilmediğim? Ya şu dünkü kız var ya, Cansu. Gördün garibanın halini. Ne alakası var abi Cansu'yla? Ya var işte. Şükrü, ne diyorsan açık açık konuş. Usta, bak. Ne konuşacağını zaten biliyorum Şükrü. Ne yapmamı bekliyorsun? Gözünü para hırsı bürümüşse, ben gitme dediğim halde defalarca gitmişse. Lan ben onu öpmeye, koklamaya kıyamazken o gidip... Ya Şükrü kapatalım şu mevzuyu tamam ya. Öyle değil usta. Olay başka. Senin bildiğin gibi değil. Ya gözünün önüne şu Cansu'yu getir diyorum sana ya. Abi kızla ne alakası var? O gece Nermin'in o kızdan hiçbir farkı yokmuş usta. Yani bilerek, isteyerek yapmamış hiçbir şeyi. Ne yani, bu puş zorla mı götürmüş para onu? Bak ben belki haddimi aşıyorum. Ama kız sana bilerek, isteyerek ihanet etmemiş be usta. Anlatıyorum, bir dinle bak. Ben çağırdım, konuştum Nermin'le. Tamam, o da diyor eğer bir günahı, bir suçu olan varsa o da sadece benimdir diyor. O gece gerçekten o bara Ender'den hesap sormaya. Ya beni rahat bırak, bizi rahat bırak demeye gitmiş kız. Tamam, belki de ona düşmezdi. Ama yani o aralar seninle de kavgalı kız. Ne bileyim, kafası karışık. Biraz morali bozuk. Bitmiş yani. Biraz da fazla içince sonrasında da... Şükrü, bana bilmediğin bir şey anlat. Ya Usta bak. Sonrasında da şeytana uymuş. Anlasana be usta artık işte. O kadar içkinin üstüne bir de hap almış kız ya.